Üstler bize çok iltifat ettiler, buraya geldiler, teveccüh gösterdiler. Ve kıymetli sağlık çalışanları. Çok kalabalığız, bir kısım arkadaşlar içeriye alamadılar, giremediler herhalde. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü basın açıklamamızın özü, Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı ile Adana İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan 5 yıllık maaş promosyon anlaşmasının iptal edilmesi. Burada aile ve sosyal hizmetlerden arkadaşlarımız var. Üniversiteden arkadaşlarımız var. Mine abla var. Buradasın değil mi abla? Heh, burada. Şimdi hani bu işin özü bu ama biz aynı girişimleri aile ve sosyal il müdürlüğüne ve üniversite rektörüne de aynı girişimlerimizi yapacağız. Ondan bir endişeniz olmasın. Kıymetli arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedik. Bugün burada 2 gün önce duyurusunu yapmış olduğumuz ve şu anda sahanın ve çalışanların 1 numaralı gündemi olan banka promosyonu ödemeleriyle ilgili. Neden? Ya çünkü şu anda nereye gitsek arkadaşlar herkes bize gerek memurlar gerek işçiler tüm sağlık çalışanları promosyon ne oldu bunu soruyorlar. Biz de bununla ilgili bugün burada toplandık ve bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra neler yapacağız bunları anlatmaya çalışacağım. Eksiğim olursa da siz tamamlarsınız. Şimdi konuya başlamadan önce arkadaşlar, idarecilerin makam odaları için veya araçları için harcadıkları promosyon ödemeleri biliyorsunuz 2007 yılında herkes masadan kalktı. Sadece memur sen, sağlık sen masada kaldı ve bu promosyon ödemeleri kesinlikle bir memur sen, sağlık sen kazanımıdır arkadaşlar. Öncelikle bundan gurur ve mutluluk duyduğumu buradan belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bilindiği üzere bundan 3 yıl önce promosyon ihalesi açma yetkisi Sağlık Müdürlüğü'nün. Sağlık Müdürlüğü promosyon ihalesi açacağını biz duyduk. Kendileriyle görüşmeye gittik. Dedi ki daha vakit erken. Bu anlaşmayı daha sonra yapalım. Onlar da şunu söyledi. Dediler ki yıl sonuna kalınca şeylerin, bankaların paraları bitiyor. Onun için biz erken yapmak istiyoruz dediler. Sonra gerçekten yani buna inanabilirsiniz. Bak Feridun Bey de şahittir. İhaleye 1 gün kala benim haberim oldu. Yani normalde bizim hani her şeyi beraber yapmamız lazım, şey yapmamız lazım. Ben sözleşmeye bir baktım. Burada en önemli hususum benim şuydu. Tüm çalışanlar, hani o zamanlar biliyorsunuz işçiler asgari ücret alıyordu. Şu andaki gibi değil durumları. Ve onlarla ilgili mutabakata vardı sonra biz tamam dedik arkadaşlar. Çünkü biz olayı bireyselleştirmek, kişiselleştirmek istemedik. Ve bu nedenle biz üzerimize ne düşüyorsa gereğini yaptık. Ve o günün şartlarında da çok güzel bir anlaşma yaptık. Hani nedir? Mesela en son 5 yıllığına Sakarya 2500 liraya bir anlaşma yaparken biz 4800 liraya bir anlaşma yaptık ve o gün hani çok övgüyle bahsedildi, çok şitayişle bahsedildi ve gerçekten çok böyle popüler oldu. Ancak her il bunun üzerine bir şeyler katmaya başladı. Mesela bizden sonra yapan Mersin 4900 lira oldu. Osmaniye 5000 oldu. İşte hep 100-150 katarken o dönemde ne oldu? Yok işte o aşamalarda 7-8 bin liraya kadar çıkan oldu. Ama biz de bunun üzerine çok gayret gösterdik. Promosyon ödemeleri başlamadan önce 4800 lira olan promosyon ödemesini 5500 liraya güncelledik. Ve şu anda Sağlık Müdürlüğü'nde 2 tane protokol var. Bir asıl protokol var, bir de ek protokol var. Asıl protokolda 4800 lira yazıyor, ek protokolde 5500 lira yazıyor. Bu da tarihe, promosyon tarihine Adana İştahat olarak geçti. Bundan sonra bankalar birçok sözleşmelerine ikinci bir sözleşme yapılmayacaktır diye maddeler koymaya başladı arkadaşlar. O gün geçti, hepinizin malumu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sözleşmenin imzalandığı yıl itibariyle enflasyon oranı 17.4'tü. Sonraki yıllar ise neredeyse her ay artarak 2020 yılında yine 14, 2021 yılında %36, 2022 yılında ise %78 olarak gerçekleşecektir. Bugün içinde arkadaşlar %69 bir enflasyon artışı vardır. Biz de bu nedenle sendika olarak ne yaptık? Sağlık Müdürlüğü'ne 13-1-2022 tarihinde
bir yazı yazdık. Dedik ki ekonomik dalgalanmalar var. Bunu yeniden revize edelim. Hani biz çok gerçekten burada samimiyetle bu işi talep ettik. Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğü bürokratları, Feridun Bey de burada, aynı zamanda Sağlık Müdürlüğü bürokratları bu işin üzerine çok ciddi eğildiler. Yine biz Ankara'ya arkadaşlarımız da, Sabit Bey de vardı. Sabit Bey bize bu konuda çok destek alıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Mahmut Kaçar Bey'in yanına gittik. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Kendisi bize çok izah etti. Dedik arkadaşlar bunun yasal yollardan mümkün olmadığını, hani bizim birçok diğer işte özellikle doğuda asker, polis tüm maaşlarını biz ödüyoruz. Böyle bir şeyin yapılamayacağını ve netice olarak bu iş sonuçsuz kaldı. En son olarak 1 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Müdürlüğü'ne bir yazı yazdık. Şimdi arkadaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine şimdi EFT parası alıyor, havale parası alıyor, ondan sonra kredi kartı parası alıyor. Biz bunları tespit ettik. Sağlık Müdürlüğü'ne dedik ki bak biz bunları tespit ettik. Siz yani bir şey yapamıyorsanız bu ihaleyi iptal edin. İşte elimizde doneler var. Şey uymadığına dair sözleşmenin feshedilmesi için bir neden. Hani feshediyorsan feshet, ne gerekiyorsa sizin biz arkanızdan diye bir onlara yetki verdik arkadaşlar. Yazımızda burada yok herhalde, diğer tarafta kalmış. Sağlık Müdürlüğü'nde yazımızda çok açık ve net arkadaşlar. Şimdiye kadar yapmış olduklarımız bu arkadaşlar. Sevgili basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, buraya kadar anlatmış olduğum kısım birçok birçok kesimin sendikama, şahsıma ve yönetim kuruluna zarar vermek için üzerinde en fazla manipülasyon yaptığı kısım olup anlatmış olduğum bu gerçeklerden sonra siz de takdir edersiniz ki asıl sorumlu olan idareye, özellikle o dönemdeki yöneticilere ve bütün bu kesimlere, onlar hiçbir şey demiyorlar. Yani bu işin mesela yani tarafları kim? Hani biz bir tarafız. Biz zaten çalışanlar için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir tarafı Ziraat Bankası, bir tarafı Sağlık Müdürlüğü, bir tarafı hadi biziz. Ama hiç ortada onlar yokmuş da sadece sağlık sen varmış gibi, biz varmış gibi bizi yükleniyorlar. Özellikle içimizdeki arkadaşlar. Ben bugün isterdim ki hani karşıma aday olarak, rakip olarak çıkan arkadaşlarımızın bugün burada olup sağlık çalışanlarına destek vermesini. Yanlış mı? Kıymetli arkadaşlarım, yani sendikacılık sadece işte birilerini karamakla o onu yapmış, bu bunu yapmış demek olmuyor. Ya bugün sen eğer çalışanlardan yanaysan, bakınız ben buradaki arkadaşlarım birçoğu şahittir. Ben hiçbir zaman daha önce mesela başkan olan dönemlerde sendikamdan vazgeçmedim. Mesela Recep Bey aşağıda basın açıklaması yaptı, ben de oradaydım. Rakiptim. Oğul kardeşim yani ben adam yiyecek değiliz ya. Bugün burada gelse hoş geldiniz deriz. Yemeğini ısmarlarız, çayını ısmarlarız ama ne? Aman bu yaptığımız harekete çok bozuluyorlar. Diyorlar ki ya niye böyle bir şey yaptı? Sayın Başkanım, özür diliyorum. Herkes kendi yapacağını yapar. Sen rahat. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları arkadaşlarım, sevgili sağlık çalışanları kardeşlerim. Bugüne kadar tek derdi sağlık çalışanlarının hak ve menfaati olmuş. Sağlık Sen bugün de bu ülkesine taviz vermeyerek hazırlamış olduğu promosyon ihalesinin mevcut enflasyon şartlarına göre yeniden yapılanması için eski ihalenin feshedilmesi, toplantı bitiminde burada toplantıya katılan arkadaşlarımızın, bakın dikkat edin, 16 bin sağlık çalışanı adına temsili olarak imzaladıkları dilekçeyi İl Sağlık Müdürlüğü'ne elden teslim edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bu konuda daha önce de mesela Cezmi Bey ve bazı arkadaşlarımız da bu konuda özel dilekçeler vermişler. 200 adet, evet. 200 adet Cezmi kardeşim, ama biz de bugün sendika olarak bak destek arkadaşlarımız da var. İşçi sendikamız da var. Diğer bir memur sendikamız da var. Bunlar biz 16 bin kişinin adına bugün temsili, hani burada kaç arkadaşım var, çok da kalabalığız ama bilemiyorum, ama çok önemli değil burada. Biz zaten resmi yazı yazacağız. Bunları direkt alacağız, Sağlık Müdürlüğü'ne vereceğiz. Ayrıca Ziraat Bankası'na da dilekçeler yazacağız arkadaşlar. Ve bunun neticesinde 3071 sayılı dilekçe kanununa göre gelecek cevaba, mesela onlar bir ay içerisinde bize cevap vermek zorundalar. Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat Bankası. Tekrar toplanacağız veya bir ne yapabiliriz? Mesela bir anket yapabiliriz. Ne yapalım arkadaşlar? Yani müdürlükten gelen cevaba göre yine ortak akılla sizlerden gelen cevap ile
Biz bu aşamayı bitireceğiz arkadaşlar. Ama şeyimiz şu arkadaşlar, hani biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Neticede bürokrat biz değiliz veya bankanın yöneticisi biz değiliz arkadaşlar. Biz sizlerin temsilcisi. Sizlerden ne gelirse, bugün sahada ne isteniyorsa biz onu dile getiriyoruz ve bu işte sonuna kadar mücadele edeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar, bu konunun hatları, ana hatlarıyla bu şekilde. Hepiniz geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hava sıcak. Soru sormak istiyorum. Bir saniye efendim. Evet, evet. Hava abla şöyle. Aile ve sosyal hizmetler de geçerli. Onlarla ilgili de müracaatlarımız var. Bu yaptığımız müracaatlar ama Sağlık Müdürlüğü daha büyük bir kitle olduğu için onun üzerinden gidiyoruz ama aile ve sosyal hizmetleri, ayrıca Balcalı Hastanemizi, üniversiteyi unutmadık. Bakınız burada arkadaşlarımız da var. Onlar da işçileri temsil ediyor. Bekir Adaş'ım memurları temsil ediyor. Aynı o da bizim gibi. Yani burada tüm kurumlar, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini temsilen buradayız arkadaşlar. Bugün buraya geldiniz, bize şeref verdiniz. Sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının haklarına sahip çıktınız. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bitirmeyeceğiz. Şu şeylerimizi bir saniye hocam. Burada dilekçelerimiz var arkadaşlar. Bunları imzalayalım, buraya bırakalım. Topluca bu dilekçeleri vereceğiz inşallah. Evet, buyurun. Şimdi sağlık çalışanların hakkını arıyorsunuz. Evet. Yani, 7-24 sağdasınız. Gönül isterdi ki diğer aday olduğunu söylediğiniz arkadaşlarla beraber hareket etseydiniz. Diğer sendikalarınız buraya gelmişken içinizden gelmemesi yatıracı komik bir durum. İkinci olarak geçen sene mesela yaptığınız anlaşmada sağlıkçıların tam hakkını alamadığını düşünüyorsan imkansızı başarıp iptal ettirdiniz. Ve yaptınız. Bu sene de aynı performansı gösterebilecek misiniz? Şimdi bu performansı sizden de kıymetli basınımızın sayesinde gösteriyor. Öncelikle birinci söylediğiniz hususta teşekkür ediyorum. Tabii sağlık senliğim diyebilen her arkadaşın burada olmasını beklerdik. Olmayanlar da yapacak bir şey yok. Biz bize yeteriz. Olmasalar da biz burada hep zaman zaman söylüyoruz ama burada en az 150-200 kişi varız ama tek kişide kalsak sağlık çalışanların hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. O yıl teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine performansı, aynı performansı fazlasıyla göstereceğiz. O zaman 700 lira ek bir şey almıştık ama bu sefer hedeflerimiz, ideallerimiz daha büyük. İnşallah bu dönemde sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. Tabii önümüze engeller çıkabilir, bize üzülenler, bize kırılanlar olabilir ama biz şahsım adına yaptığım işi yok. Şunu söyleyeyim, buradaki promosyon ödemelerine sadece bir artış olacak inşallah. Olursa ben yararlanmayacağım, bir de gazeteci arkadaşlarımız yararlanmayacak. Yoksa bir de Tekin Bey yok, hani demek istediğim şu. Buyurun. Özür diliyorum arkadaşlar, ben Cezmi Ergün, çoğunluk tanıyorum. Biz bugün sabah saat 4-7'den beri WhatsApp'tan haberleşiyoruz. Başla bakın. İl Sağlık Müdürü Halil Bey benim alt devrem üniversiteden, o olmak üzere Bekir Nemloğlu, Ferit Altıparmak. Gerekli yerlere açık söylüyor. Sabit Bey de var. Ulaşıldı ama ilk hamle bizden geldiği zaman bazı engeller var. Başka yerden gelmesini bekliyoruz. Bu parayla hepimiz alacağız. Her yıl onlar 2 lira eksik düşünecek o şekilde. Açık ve net. Kanun belli, yasa belli, işte iptal etme olayımız var ama ilk hamle başka yerden geldi. Bizden değil. Evet. Sadece bunu yapmasam. Bir bayanlar öncelik, kadınlar öncelik tanıyalım. Buyurun efendim. Şimdi bankayla bir sözleşmemiz var. Sağlık Müdürlüğü'nün sözleşmesi var. Ama biz diyoruz ki ekonomik dalgalanma oldu. Mesela mazot 6 liraydı, şu anda 24 lira ki ucuzladığı halde. Mesela şu kalem 1 liraydı, şu anda 5 lira oldu. Biz de diyoruz ki güncelleme yapın. Güncelleme neticesinde bizim bu şeyimizi arttırın. Hak kaybının önlenmesi. Bak şöyle bir örnek vereceğim Hüseyin Bey, bir saniye. Şimdi akşam bir cenazeye gittim, orada biriyle görüştüm. Akbank daha önce 2500 lira veriyormuş emeklilere. Abla bir dakika. Abla söz vereceğim, bir dakika. 2500 lira veriyormuş. Yeni bir şeyde 7000 liraya çıkarmış. Emekli arkadaşımız 2500'ünü geri yatırmış, 7500'ünü geri almış. Biz de 5500'ümüzü geçti zaten. Geri kalanı yatıralım.
yeni ihale çıkalım diyoruz yani. Bizim de talebimiz bu. 5 yıllığına çıkmasın evet. Başkanım. 5 yıllık ne ya? Herkes aynen. Yıllık, aynen yapıyor. Katılıyorum. 20-26 bin lira alıyorlar. Aynen katılıyorum. İşte 3 yıla 3 yıldan sonra kesin iş yapacağız. Hüseyin Bey buyurun. Hava abla bek bir dakika abla. Sayın Başkan öncelikle arkadaşlar biraz sessiz olalım Hüseyin Bey. Rica ediyorum. Hüseyin Bey.